Keşke bu hafta futbolcu olup da sahaya çıksaydın derdim yani açıkçası. Gerçekten çok özel, çok anlamı çok büyük karşılaşmalardan bir tanesi bu. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe adına. Tabii dünya derbisi olması, Türkiye'nin dışına çıkması gerçekten çok daha fazla önemini ortaya koyuyor. Bakıldığında da her iki takım da bu maç için inanılmaz bir konsantrasyonu bu haftaya geçirecektir. Geçiriyordur, hatta geçirmiştir. O yüzden eksikliklerin hangi takımın daha fazla olumlu yönde çevirebilecekleri taktiksel antrenmanlar da yapılmıştır. Fenerbahçe'deki işte Rodriguez'in, Gustavo'nun ve Emre'nin olmayışı kötü giden bir Fenerbahçe için gerçekten çok önemli bir eksik. Çünkü son haftalardaki hem taraftar bakımından memnun olmayan hem de takım içerisindeki oyuncular tarafından memnun olmayan bir performans sergileniyor. Bu dezavantaj Fenerbahçe için. Bir tarafta da Galatasaray takımı var. Alt haftada galip gelen ve inanılmaz çıkış ortaya koyan, 8'de değil 18'de, 18'de değil 8'de her şeyde kapanır diyen bir Galatasaray takımı var ve gerçekten aslında inanılması zor olan şeyleri başarabiliyorlar yani Galatasaray takımı olarak. O yüzden bu karşılaşma çok çetin geçecek. Galatasaray takımı açısından bence daha avantajlı bir ortaya çıkıyor bence bu kriterler ortaya koyduğumuzda. Ama Fenerbahçe derbisi. Orada uzun yıllardır kazanamayan bir Galatasaray takımı var. O yüzden hani herkes diyor o sene bu sene mi falan filan. Ben onlara çok fazla girmeyeceğim ama avantajlı takımı bu sene Galatasaray'ın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Hasan abi heyecanlıdır. Hasan Şaş abi yani o bu tip maçlarda inanılmaz konsantrasyon çok yüksek olur onun yani. Yani hırsını biliyorsunuz hepimiz yani tüm Türkiye biliyor. Bu karşılaşmada çok fazla hırslı olur. Çok fazla heyecan yapar. Yani heyecanı kendi içinde yaşar. Hırsını bize yansıtır. O konuda inanılmazdır bu hafta. Hem antrenmanlardaki yapmış olduğu özveri ve çalışmasından herkesin görmüş olduğu hal ve hareketleri bizi açıkçası daha fazla motive ediyordu. Ben Hasan abi söyleyebilirim o konuda. Ya toplumda böyle bir şey var evet. Fenerbahçe şampiyon olmasak bile Galatasaray karşılaşmasını kazanalım deyip işte mutlu oldukları bir karşılaşma oluyor. Galatasaray'ın da uzun yıllar Galatasaray taraftarı ve Galatasaray camiası uzun yıllarda orada kazanamamanın vermiş olduğu bir üzüntüyle geri dönülüyor. Tabii her iki tarafta da dengeler daha farklı oluyor tabii. Fenerbahçe tarafında ve Galatasaray tarafında. Ama diyorum yani bu gerçekten değişik bir karşılaşma. Yani biz oraya gittiğimiz zaman da her şekilde işte antrenmanlarını yapıyorsun. Ama o anki atmosfer belki psikolojik olarak veya ne bileyim hani bu diyoruz ya işte 19 sene olmuş da 15 sene olmuş neyse bizim oynadığımız dönemlerden bahsediyoruz. Yani psikolojik olarak çok fazla etkisi olmuyor ama Fenerbahçe'nin daha fazla şansı oluyor orada. Hani psikolojik olarak onlar daha fazla üstünlük ortaya koyuyorlar. Ama Galatasaray takımı da yani iyi oynamasına rağmen kazanamadıkları karşılaşmalar oluyor. Ama yani bu futbolda her şey var ama bu sene belki kazanırız. Yani belki dediğim ya ben daha fazla açıkçası söyleyeyim yani bu sene daha fazla şansının olduğunu ve rahat geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani Fenerbahçe gerçekten şu anki hani bir kaos var. Hele ki Galatasaray bir 15-20 dakikada 1-0 öne geçerse daha da büyük bir kaosa girecekler. Toparlayabileceklerini zannetmiyorum açıkçası bu karşılaşmada ben. Vallahi lig enteresan geçiyor. Özellikle Sivas'ı tebrik etmek lazım ilk yarıdaki performansından. Sınırlı kadrosuyla buraya kadar iyi getirdiler bence. Ama Galatasaray buraya kadar geldiyse, bu avantajı gördüyse iyi kullanacağını, iyi bitireceğine inanıyorum. Bu maça gelirsek eğer Fenerbahçe camia tarafından baktığımız zaman Fenerbahçe camiası uzun sürede kötü oynayan ve kaybeden bir Fenerbahçe'nin bir Galatasaray maçını beklemesi, oyuncuların da Galatasaray maçını beklemesi ve iç sahada bu maçın oynanması, kendi sahalarında oynanması büyük bir avantaj olarak görüyorum ben. Çünkü şöyle bir baktığınız zaman sezonu belki de tek maçla kurtarabilecekler oyuncular. Aynı şekilde camia da üstü kapatılacak belki bazı şeylerin. Ama Galatasaray'ın da şöyle bir avantajı var. Kazanarak gelen bir Galatasaray var. Kazanmaya alışması, takımın, oyuncuların alışması özellikle çok önemli. Bu takıma özgüvenin getiriyor. Özgüvenin de geldiği zaten maçlarda gözüküyor. Her geçen hafta daha iyi oynuyor. Galatasaray da kazanmak isteyecek. Uzun süredir kazanamıyoruz orada. Bu maç belki bu sene, bu sene şeyi var ya belki de bu sene. Ama ben şöyle bir şey bekliyorum. Ben beraberlik ağırlıklı bir maç bekliyorum. Çünkü
İki tarafta tabii ki kazanmayı oynayacak ama kaybetmezseler iki tarafta işte iki cami açısından çok fazla bir şey kaybedilmeyecek gibi düşünüyorum. Kadrolara bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin kadrosu Galatasaray'a kadrosuna nazaran kalite olarak daha düşük seviyede. Bir tek Max Kruse kreatif oyuncu, yaratıcı oyuncu dediğimiz Gustavo'nun oynamaması avantaj Galatasaray için. Öteki taraftan şeye baktığınız zaman, Galatasaray'a baktığınız zaman hücum anlamında özellikle ikinci yarı Emre ve Onyekuru'nun gelmesiyle çok daha iyi oldular. Aynı zamanda da Adem Büyük çok iyi işler yapmaya başladı. Doğru yerlerde koşular yapıyor, iyi gol vuruşları var. Ben güzel zevkli bir maç izleyeceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'nin biraz daha agresif futbolla başlayacağını, orada kaybetmemek için elinden geleni yapacağını ama Galatasaray'ın bu çıkışı sürdürmek istiyorsa eğer orada kazanırsa şampiyonun en büyük adayı olacağına inanıyorum. Aynı mantık ama o seneler kadrolar çok daha iyiydi tabii ki. Şu andaki Fenerbahçe'nin kadrosu hakikaten baktığınız zaman 2-3 tane adam sayabilirsiniz. Ozan sayabilirsiniz. Gustavo zaten yok. Max Kruse dediğim gibi o da bir Alex değil. Öteki taraftan Galatasaray'a baktığın zaman kadro anlamında yani sen nasıl görüyordun? Ya ister istemez bir stres olacak orada. Bir gerginlik olacak. Fener'de ondan soruyordun. Galatasaray'da oynarken şöyle oluyordu. Stresle çıkıyorduk tabii ki. Maç içinde bir defa geliyorlardı, gol oluyordu. O zaman moral olarak çöküyorduk ister istemez. İnşallah bu derbide o şekilde olmaz. Fenerbahçe'de daha rahat oynuyorduk. Tabii ki Galatasaray maçlarını bekliyorduk. Ama tabii ki tarih tekerrürden ibarettir dedikleri kadar her şeyin bir sonu vardır. Belki de o maç bu maçtır. Ben dediğim gibi beraberlik ağırlıklı bir maç ama Galatasaray eğer kazanırsa, buradan galip gelirse şampiyonluğun en büyük adayı diye düşünüyorum. Valla ligin ikinci yarısından itibaren özellikle güzel bir lig oluyor gibi. Çünkü 6-7 tane takımın şampiyonluk iddiası var. Güzel geçiyor, heyecanlı geçiyor. Tabii bu hafta derbiler var. Bu haftaki derbiler büyük bir ihtimalle bu ligin kaderini hemen hemen belirleyecek gibi görünüyor. Ya tabii derbi oynamak çok güzel. Tabii her futbolcu Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynamak ister. Ben iki takımda da iki derbi oynadım. Ya güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum hafta sonu. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin özellikle mutlak kazanması gereken bir maç. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray mağlubiyetiyle ligden kopabilir. Ligi havlu atabilir tamamen. Galatasaray'da oradan puan veya puanlar çıkartıp yoluna devam edebilir. Çok büyük bir avantaj sağlar Galatasaray kazanırsa. Onun için de hafta sonu bizi çetin bir derbi bekliyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey, biz o sene bu sene hiç demedik. Çünkü şöyle bir şey, biz en son kazanan takım olarak biz Kadıköy'de Galatasaray'da oynarken biz kazandık 2-1. Bizden sonra galibiyet yok ama biz öyle bir şey söylemedik. Biz öyle bir şey nasip olmadı. Onun için ama işin tabii şakası bir yana Galatasaray-Fenerbahçe maçı dünya derbisi. Türkiye'de hayat duruyor. Bu da hafta sonu öyle olacaktır. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin riskleri bana göre daha büyük. Çünkü geçen hafta Ankara Gücü mağlubiyeti Fenerbahçe'ye çok büyük bir yara verdi. Bu yarayı telafi etmek isteyecektir. Galatasaray'da puan veya puanlar alıp yoluna devam etmek isteyecektir ki 6'da 6 yapan bir Galatasaray var. Galatasaray dolu düzgün gidiyor. Ya tabii açıkçası hep hani derler ya işte Galatasaray işte oraya stresli gidiyor, stres oluyor falan ama bu sefer bana göre Fenerbahçe'de daha bir stres olacak. Çünkü Fenerbahçe ligden kopma noktasına geldiği için bir de ciddi anlamda 2-3 tane oyuncusu da herhalde sakat. Takımın üzerinde ve hocanın üzerinde bir baskı olacaktır. Taraftar baskısı. Çünkü mutlak kazanması gereken bir maç Fenerbahçe'nin. Ondan dolayı da yani burada ben Galatasaray'ı biraz daha bu sefer avantajlı görüyorum. Çünkü ben galibiyet ve mağlubiyet açısından demiyorum ama hani konuma baktığınız zaman 6'da 6 yapan bir Galatasaray var. Onun için Galatasaray biraz daha avantajlı diye daha stressiz oynayacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray cesur da oynayacaktır bana göre. Çünkü Fenerbahçe'nin defans anlamında ciddi problemleri var. Defans arkası
özellikle çok pozisyon veriyor Fenerbahçe. Galatasaray muhtemelen Fatih Hoca bunları biliyordur. Bunların analizini yapıyordur. Onun için bundan Galatasaray yararlanmak isteyecektir. Ya ben tabii bu hafta bütün ipler çözülecek diye düşünüyorum. Burada Beşiktaş-Trabzon maçı da var. Beşiktaş da burada puan kaybedebilirse ligden tamamen kopabilir ki Beşiktaş'ın baktığınız zaman çok aman aman da bir şey yok gibi görünüyor. Ama yine de futbolda ne olacağı belli olmuyor. Trabzon'un ciddi anlamda bir hamlesi var. Ligin ikinci yarısında özellikle çok iyi gidiyorlar. Ben yani bu ligin herhalde büyük bir ihtimalle ben kendi düşüncemi söylüyorum. Galatasaray'la Trabzon 3-4 hafta sonra bu ligden kopup kafa kafaya mücadele ederler diye düşünüyorum. Özellikle bir arkadan gelen Başakşehir takımı var. Başakşehir'de bana göre geçen senelere nazaran daha kontrollü, daha dikkatli ve daha iyi performans, daha istekli oynuyorlar. Onlar da Trabzon'la Galatasaray'ı arkadan zorlayabilecek bir takım diye düşünüyorum. Valla iki tarafında eksikleri var. Galatasaray tarafında Lemina eksiği Galatasaray'ı mutlaka zorlayacaktır. Fenerbahçe'de belki hani Emre'nin yokluğunu ne kadar ararlar. Zaten oynatmıyor Ersun Yanal uzun zamandır. Gustavo da bu noktada sıkıntılı. Ama iki tarafında eksikleri var. Evet, herkes şunu konuşuyor. Bu hafta da bunu konuşuyor. Biliyorsun ki uzun yıllardır Galatasaray'ın kazanamaması. Yani neredeyse 20 yıl olacak herhalde. 2020'ye giriyoruz. 99'daki derbi. En son kadroda da ben vardım. Mehmet Belikbaşı kaledeydi. Ben yine yedektim. En son kadroda ben de vardım. Kazanmıştık o gün 2-1. Evet, uzun yıllardır kazanamıyor ama son yıllarda da Fenerbahçe'nin de kazandığı söylenemez. Berabere bitiyor daha çok maçlar. Gene de ben böyle bir derbi bekliyorum. Beraberlik kokan bir derbi geliyor bana. Bunu da işte detaylandırırsak işte Galatasaray'ın hücum hattındaki sıkıntıları, Fenerbahçe'nin defanstaki sıkıntıları, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki artıları, Galatasaray'ın defanstaki artıları. Bu bağlamda biraz daha beraberlik gibi, yani hakemlerin ön plana çıkmayacağı bir derbide biraz daha beraberlik gibi geliyor bana. Vallahi şöyle söyleyelim, evet, futbol arasından geçmiş dönemlerden biraz bahsedersek çok zor geçiyordu. İşte Hasan abiyle biraz muhabbet etme şansım oldu yine. Dedim uyuyabiliyor musun? Dedik artık uyuyorum diyor. Yani Fenerbahçe derbilerinde o uzun yıllardır o stres devam ediyordu. Ama şu anki kadrolara da baktığınız zaman çok bu stresi yaşayacak kaç tane oyuncu var? Bu da tartışılır ama taraftar bakımından da biraz da konuşursak taraftarlar müthiş bir şekilde hazırlanıyor her derbi olduğu gibi. Bu derbiye de çok fazla hazırlanıyor. Artık Galatasaray taraftarı da bir galibiyet bekliyor Kadıköy'de. Hani uzun yıllardır konuşulan bu yenememe handikapında Galatasaray taraftarlar artık bir an önce açmak istiyor. Bu taraftan da bakarsan Fenerbahçe'nin de kaybetmeme üzerine bir kurgu yapacağını düşünüyorum. Neticede Ersun Yanal'ın uzun 3-4 haftadır bu kötü gidişatı da en azından mağlup olursa çok daha farklı bir durum oluşabilir Fenerbahçe'de. Onun için de iki tarafta kontrollü gibi oynayacak gibi geliyor bana. Vallahi nasıl kazanır? Tabii o günkü kadrolar, Fenerbahçe'nin her zaman iyi oyuncuları vardı. O gün de vardı ama Galatasaray o gün kadro çok iyi kadroydu. Yani işte Marsu'ya attı golleri mesela. Hasan abi atmıştı gene son maçta. Tabii ki o günkü yapıyla şu an arasında çok dağlar kadar fark var. Yani o heyecan, o coşku oyuncularda bence biraz daha vardı. Şu an biraz daha maddiyata dayalı. O günkü takım birlikteliği biraz daha fazlaydı. İsteyen bir Galatasaray vardı o gün ve kazanmıştık. Bakalım bu hafta hep beraber göreceğiz.